Lan gel kara kuzu buraya ya. Dostlar hepinize merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Şurada çok tatlı bak kara bir kuzu var. Kafası da beyaz. Gariban. Ana şu daha yeni doğmuş bak. Gel. Gel buduk gel. Ne yukarısı? Köpek nerede köpek? Şeyde mi? Mera'da mı? Tamam. Dostlar şimdi köpekler Mera'da. Bizim köpek gelecek 2 saate falan da. Barış da dedi yardıma ihtiyacım var gel falan dedi. Ben de kardeşim senin hiç sorun değil. Gelin. O da bize çok yardıma geliyor. Neyse ineklerin bakımını yaptık. Bakın bu yemleri falan hep ben koydum. Barış da samanları hallediyor. Arda da video çekiyorum. Yalnız inekler maşallah kocaman. Dana mı? Neyse. Bunlar bıçaklık mı? Mezbaha gidecek. Ne mezbahası? Kesime gidecek yani ya. He yazık. Dostlarım burada bir Texas katliamı olacak. Yaz bu garibanlar hepsi öyle kesilecek dostlar. Peki kurbana niye gitmiyor da mezbahaya? Kurban soran yok. İyi de siz kurban şeyine götürmüyorsunuz mu pazara? Yok. Ha, peki Barış niye büyükbaş niye götürmüyoruz bilim diye soruyorum. Büyükbaşı ya araç yok zaten götürecek. Satılmıyor pek. Ha küçükbaş mı gidiyor? Küçükbaş gidiyor. Büyükbaşı peki size buradan sorarsa. Tabii sorarlarsa şöyle köyde. Anladım bro. Dostum Barış kardeş hayatını böyle ineklerle kendini ineklere, tavuklara, köpeklere adam. Dostum bakın Barış şimdi biliyorsun biz bekarız bro. Evet. Ben de bekarım sen de bekarsın. Sen yaş kaç? 25. Dostum bakın ben zaten belli oldu evlenemeyeceğim. Kafam ben acayip seçiciyim kız konusunda. Ama Barış çok seçici bir çocuğa benzemiyor. Böyle eli ayağı düzgün. Kör topal. Neyse düzgün bir kız varsa böyle köy hatırsan. Barış'la dostlarım bak burada güzel bir hayat yaşayabilir. Barış bu köyün ağası. En çok koyun inek onlarda. Köyün en zenginlerinden. Ha, adamın çobanı var. Kendi çobanı çobana bile gitmiyor. Düşünün. Instagram'dan ekleyin. Benim Instagram hesabıma girin. Orada Barış Maden diye yazar. Ekleyin onu. Ha bana gelince dostum ben anladım. Ben bu gidişle evlenemeyeceğim. Ben acayip seçiciyim. Ben mesela belli başlı kriterlerim var. Ama bu kardeşe dostlarım sahip çıkalım. Bu kardeş harcanmasın. Yakışıklı da çocuk. Kendine biraz daha baksa daha demek ki podyumlarda mankenle falan da başlar. Neyse dostum ama bunların hepsi Barış girin. Şunlar, şu inekler. Aşağıda koyunlar var. Ya işin gırgırı bir yana tabii ki. Birazdan koyunlar gelecek. Koyunları şimdi bir çoban abi var. O şeye götürdü Mera'ya. Bu Barış çobana çıkmıyor dostum. Adamların çobanı var. Bakın şuraya girelim. Burada da inekler var. Şu çok güzel ya. Ben şu ineği çok beğeniyorum bakın. Şu var ya. Tertemiz. Bakın bunların hepsi tüylerini de atmışlar. Şu an yaz tüylerindeler. Bakın onlar tepede. Ben aşağıdayım. Yani ben şu taraftayım bakın. Biraz alttayım. Yani köye benim evim. Bu köye 2 kilometre mesafe. Köy burası dostlarım. Bakın benim ev şu tarafta. Tam şurayı şöyle zoom yapayım. Bak tam şu taraflarda. Ben köyün içini yaşamayı sevmiyorum. Niye? Çok evler yan yana falan. Köpek. Ama bakıyorum dostlar. Böyle bir köyde yan yana yaşanır. Niye yaşanır? Çünkü burada herkesin köpeği var. Kimse kimseye bir şey demiyor. Sizin köpeğiniz insana saldırmadığı sürece bu köyde böyle sıkıntılı değil insanlar. Yeter ki gidip köpek birine saldırıp ısırmasın. Bari sizin şu ahır bebek nerede? Bir bebek doğacak diyordu. Yok inek inek. Ya doğru. Bebeği vardı ya. Doğru. Nerede? Şurada şey var işte. Dana. Bak şimdi dana. Oğlum bu dana duruyor mu hala? İşte git şöyle git önüne git. Bir şey yapmaz. Emin misin? Evet.
Oğlum nasıl da boğa ya lan bu? Boğa. Bir şey yapmaz canım. Hayvan tuhaf da hareket be. Dostum. Al şunu. Oğlum sen dur bak dur. Aa. Al. Şuraya. Ver ver bir dakika ver. İşin al. Ver. Ver. Al. Bastır bastır. Al ben şunları bağlayayım. Dostum acayip büyük bir şey maşallah. Yani videoda tam almıyor bunun ne kadar büyük olduğunu. Yok, Barış yok. Bir yanına gitsene şunu. Bir büyüklüğünü göstereceğim size. Ana. Oğlum bu tehlikeli la. Kocaman bir şey ya. O niye öyle yapıyor peki? Bu hareketler ne? Şey ya işte. Kaşıyınca hoşuna gidiyor ya. Şu an yaptığı hareketler hoşuna gitme hareketi. Dostum sanki vuracak gibi. Ananı satayım oğlum git lan. Dostum bu benimle kafa buluyor ya. Bu resmen boğa bu ya. Boğa değil mi bro bu? Boğa ya erkek yani tabii. Yazık ama bu hep böyle bağlı. Bu hiç gezmeyecek mi? Niye böyle bu? Bu da gidecek yani mezbaya gidecek bu da. Bu sence kaç para tutar şu anki piyasada böyle bir inek? Ya, yüzü geçer ya. Yüzü. Dostum görüyorsunuz değil mi? Araba fiyatında inek. Ama eti çok bunun. Etin kilosu uçmuş. 450 üzeri olabilir diyor Barış. 450 kilo et o zaman 100 bine tekamül ediyor. Ya 235'e kesiyorlar dalayı. Dostum bunlar 250... kesildiği zaman Barış altına şey Lambo çeker herhalde. Bir Merco falan çekersin değil mi Barış? Çekeriz herhalde. 4-5 tane. Ya da arabayı değiştirirsiniz. 35 falan gelir. Kaç? 235 şu anda et. He. 450 kilo gelir yani rahat. Gelir abi kocaman ya. 105'i falan 105 işte. 100'ü geçiyor. Ya de, dostum 100 bin TL şu gördüğünüz inek. Dana. Yukarıdakiler de böyle olacak işte. Büyüyecek mi? Biraz daha küçük. Ay olarak bundan küçük yani onlar. Abi nasıl bir etli ya. Dostum ana. Ulan. Şimdi bu hareketler gel beni sev diyor. Ya tabii işte. Şey yapıyoruz ya, tarıyoruz ya. He. Sen ciddisin ha bu. Abi bu inek resmen adama dalacak gibi. Ama güzel tarakla tarıyor, alışmış ona, seviyor değil mi? Dostum şuna bak ya, maşallah. Acayip beğendim ben bu danayı. Sen böyle alacaksın, küçükten alacaksın dedin ya da He. Böyle olacak işte yavrum. Daha pahalı olur. Bayandırmaz ya. Bunları alacaksın sağlama çekil. Tamam. Dostlar şimdi inekler geliyor. Bunlar sağılacak. Barış şimdi peki bu yemleri veriyor ne? Neden bağlanıyorlar? Sağılacak. He sağmak için. Sağlanları bağırıyoruz. Brocum şu inek ne kadar büyük ya. Bu işte. Bunun annesi bu mi? Bu oğlu yani annesi bu. Dostlar bakın bu anne şu oğul. Bir tane aşağıda var onun yeni doğumluktan. Ama bu arada bak o erkek triplere girdi. Evet. Eşleşmek istiyor. Annesiyle mi eşleşiyor? Ne bilsen bu sınır. Dostum bunlar böyle sağlayacak. Bak şundan nasıl? Bunun ağzına gidip acaba ağzımı koysam süt çıkartabilir miyim? Yapamaz mıyım? Evet, dostum bak burada. Oğlum bayağı da yem koyuyoruz. Bunlar mereden mereye çıkmadı değil mi? Şimdi mereye gidecek bunlar. Sabah kendileri geliyor. Sonra anladım. Yani araba maraba çıkmıyor mu oradan bu? Orada hiç araba tren yolu yok. Yol yok yani. Orayı bana bir göster. Nereymiş ben hiç görmedim. Şimdi gideceğim hem sen sonra işte. Tamam. Dostum ben bir gün böyle takılacağım biraz Barış'ta ya. Hem sen o yukarıdaki şey arazi çok büyük yukarıda. Tamam gözleriz. La korkma oğlum. Hazır ol. Hadi kardeşim gel buraya. Bırak. Yazık neyse sakatlanacak. Menüsküs taktır, çapraz, bağ kadar. Dostlarım çok tatlılar. Gel. Bu onun yavrusu i̇şte değil mi? İşte o damdaki abisi bunun. Yani abisi oluyor. Abisi. Tam bu kardeşi. Aynı anneden çıkma. Bu. Tabii. Bunu siz o zaman tutacaksınız kendinize değil mi Barış? Tabii canım. Gel korkma gel. Bak yavaş gidince. Korkma kral korkma. Ay kardeşim. Kısıldılar. Gel seni. Bırak. Çok şimdi oraya girecek. İspençlerin 4 tane yumurtası var şu an istiyorsan. Olur. 4 tane yumurta şey alacaksan al ya da yarını bekledik bir tane daha olur büyük bir ihtimal. Tamam yarın alırız. Ben hem kaynak yapacağım. Tamam.
Şu 5 tavuklara da yem verme bro. Onlar kendi o baba gidiyor ya. Burada mı civciver? Yeni çıkanları göstersen. Dostum bu da Barış'ın tavukhanesi. Adam köy evlerini, dostlar şimdi köyde insanlar evlerini, eski evlerini artık tavuk beslemeye kullanıyor, kuş beslemeye. Çünkü kendilerinin yeni evleri var artık. Bunlar eski evler değil mi Barış? Eski. Burada bit bit de vardır. Yok. Dostum bak civcivler çıkmış. Ana çok da tatlılar. Ettik bak, çıkıyor bak. Aç onu ya çıksın. Yok kendi çıkmıyor. Allah Allah. Dostum bunların hepsini bak hurka bastırmış adam. Ana. Bir tane çıkmış. Bugün çıkıyor daha yeni. He. Bunlar daha yeni basıldı. Şey dostum Barış bu kardeşleri akşam bunlar gurka düşüyor. Sen değil mi Barış gurka düşenleri akşam buraya getiriyor. Tabii gece getiriyor. Burada yatırıyorsun. Bunlar da şey mi? Anneli babalı mı? Analı babalı çetesi. Yo analı çocuklu. Ben şu Sussex mi oluyor şu tavuk? Sussex oluyor. Sussex değil mi? Dostlar ben de şu beyaz tavukları seviyorum. Senin o bana verdiğin bir tavuk çok güzel de bro. Ne oldu başına ne geldi bilmiyorum. Brahma da mı kurt oldu? Ha. Diğeri de oldu da onlar büyüdü çıkardı. Bu Brahma mı? Old Brahma bu da. Ha. Siyah. Ha küçük de civciv var bakın dostlar bızık oradan bakıyor. Çok tatlılar. İyi ya maşallah. Seri üretime geçtin ha. Evet. Senede bir kere mi bu oluyor? Tabii senede bir kere. Yırtık salın oluyor. Peki mesela bir ay sonra falan gurk olan olmaz mı? Olur daha çıkar. Mayıs'ta olursa. Tamam. Ağustos'a kadar. He, o zaman sen daha üretirsin bro. Ha, olur. Daha basarsın sen. Şu ana baba ne yapıyor görüyor musun? Bu 5 tavuklar böyle hayvanlar dostum. Aslında buradaki düzeni bozmuşlar Barış. Sizin burada düzeni bu 5'ler bozuyor. Orada ayrı koyuyorlar buraya. Adam horozun kıçını mıçını yolluyordu bro. Bir de bunlara yem de verme. Bunlar ormandan nasıl buluyor yemlerini? Cüzdan çıkar cüzdan burada. Bunlar biraz büyük. Bak horoz ne halde bak. Git bak horoza. Bak horoz ne yapmış nereye girmiş. Gördün mü? Dostum bu 5 tavuklar öyle illet bir hayvan ki ben bunlardan almıştım bilen bilir. Başımıza bela olmuş. Yalnız sen baya güzel üretimler yapmışsın. Dostum bunların hepsi köy. Yani burada şey yok. O normal hani Türkiye'nin doğal köy tavukları orijinal. Yumurta da topluyorum. Hani nerede yumurtalar? Barış tavuklar yumurtasını çalmaya gidiyor. Tavuk hırsız. Bakalım nerede yumurtalar? Sen şimdi bu yumurtaları satıyorsun burada. Tabii tanesi 3 lira. Harbi mi? Ucuz ama. Normal ya iyi. Doğal yumurtayı 3'ten basıyor lan. Kabına bakayım nasıl bir kap? Değişik boya kabıyla var topluyor. Bak bu 5 lira. Aa bakayım bu niye büyük bro? Çift sarılı. Tam kimin yumurtası bu? Tavuğun. Tamam ama sana bir şey söyleyeceğim. Dur bir. Beni bir dinle. Sen gerçi dinlemeyeceksin de. Şimdi sen bunlara yumurta emi vermiyorsun değil mi? Tamam doğal değil mi bu? Ama yumurta emi haftada 2 gün azar azar versen yumurtaların biçimi falan daha güzel olur. Tavuklarda yumurta da artar. Biliyorsun değil mi? Olabilir. Yine fena değil yumurtalar ama şeyleri az bir yine de yem lazım dostum yumurta emi. Ben çünkü onu tecrübe ettim. Bunun iki mislini alır. Şu gördüğünüz yumurta var ya. Bunları da gece kapatıyoruz. Sabah boklamasını. He. Adama bakın dostum bak. Buraya böyle de bir şey yapmış. Burada da var. Temiz dursun diye. Bu ne abi? Bu da yuva. He. Ne güzel. Şunu iyi akıl etmiş ama bak. Yumurta. Var mı yumurta? Bakayım. Ver bakalım. Eve götürün de yiyeyim ben. Olur mu? Olur. Şimdi bunu yumurtayı koysak gurkun altına civciv çıkardı. Emri yolu yumurta değil mi? Hı. Anasını saydım ya. Ben de ama bir dahaki kral bir dahaki yıl yumurtada sen de önde olacağım. Tavuk yumurta göreceğiz. 150-200 tavuk yapacağım. Rakip. Rakibin geldi bro. Dostlar şaka bir yana da şu tavuğa bakın ne güzel. Köy tavuklarının şeyi farklı ya. Görseli mörseli.
Dayanıklı bir de dostum bunlar. Şimdi Barış, mermi ne zaman gelecek? Mermi sen bunu göremezsin ya. Vallahi. Sıcaktan dolayı geç geliyor artık. He. Bugün gelmiyor sıcaktan. Dostum mermiyi de gösterse mi size? Gerçi mermiyi ne kadar geç gösterirsem o kadar iyi. Çünkü merminin tip tam oturmamış dostum. Bir de boya vermiş. Yalnız boy olarak şeyden uzun. Bizdeki cellattan falan çok uzun. Bakacağız. Bak şuradaki arkadaş da göstereyim size. Dostum bu da köyümüzün delisi. Bu kardeş köy. Bu arkadaş dostum akli dengesini burada delirtmişler bu adamı. Aslında çok iyi bir çocuk. Ama Buracığım ne yapayım, iyi misin? Şaka bir yana dostum. Arifcan'ı zaten tanıyorsunuz. Allahu Ekber diyorlar, sonra satıyorlar bunu. Neyi? Ya, senin de çekimi. Tamam. Niye oğlum, niye kapatıyorsun? Biraz köreçti de abi. Tamam. Dostlar şimdi bizim kangal koyunlarını soranlar vardı. Ama bunlar çok sıkış sıkış değil mi? Var şuraya gidiyorum ben ya. Kapat şurayı, kapat bir. Şuradan çekeyim. Bunlar zaten gündüz gece burada duruyor. Dostlar benim kangal koyunlarını soranlar vardı. Koyunların bir kısmını Barış'a sattım. Bir tanesi bize duruyor kurbanlık için. Gerisini Barış'a sahiplendirdim. Nedenini bilen var. Ben günüsü yaptırdım biliyorsunuz. 15.000 TL tutmuştu günüsü. O yüzden dedim bari sen koyunları alır mısın? Yalnız koyunlar bayağı kilo almış dostum. İyi bakmış bak. Sadece şunun kulağında biraz sıkıntı var. O Wilmekt'in yapılması lazım değil mi bro? Benim aklım ermez. Nasıl ermez oğlum? Sen bu işlerin içindesin. 300 tane koyunum var. Dostum bunların hepsi kurbanlık. Buraya bakma böyle sıkış sıkış duruyor. Aslında içeriye kadar uzuyor. Sadece burada yemem almaya geliyorlar. Yalnız şu samanı çözemedim ben bu. Herhalde ot değil mi bu? Doğadan toplanmış ot. Bak adam beleşe hayvan bakıyor dostum. Dostum Barışkin oradan geldim. Burada da videomu bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.